Bu meseleyi tabii sadece görüntülere bakarak konuştuğumuzda işte AK Parti cemaat meselesi gibi ele almak da çok yanlış, yanıltıcı. Yani burada siyasete ve AK Parti'ye karşı operasyon yürüten çevreler aslında cemaate karşı da bir operasyon yürütüyorlar. Yani biz cemaat tamamen böyle yabancı, hiç bilmediğimiz bir mahiyet, bir yapı değil. Yani biz çoğumuz oradaki arkadaşların büyük bir kısmıyla şahsi dostluklarımız, arkadaşlıklarımız var. Yine Hoca Efendi yeni değil, daha 70'li yıllardan beri işte kasetlerini dinleyerek, yazdıklarını okuyarak yetişmiş insanlarız biz. Yani fikirlerini, reflekslerini, düşüncelerini, hangi konuda neler düşündüklerini bilebilecek durumdayız. Yani şu anda hedefte sadece AK Parti hükümeti değil, aynı zamanda cemaat de var. Doğru mu yani anladım? Ona da zarar veriliyor da ben onu şöyle bir bağlantıyla izah edeceğim konuyu. Yani buradaki mesele şu. Şimdi burada cemaatin siyasetle ilgili, AK Parti ile ilgili yaklaşımlarını ana hatlarıyla biliyoruz. Fakat şu karşımızdaki tablo, cemaatle ilişkili olduğu düşünülen, iddia edilen bir bürokratik bir yapılanma, aynı ortak hedefleri, siyasi hedefleri paylaşan, aynı dili kullanan, aynı perspektiflerle konuşan bir yapı değil. Yoksa ben genel manada hükümet politikalarıyla, çözüm süreciyle ilgili olarak, Türkiye'nin bölgedeki politikalarıyla ilgili olarak, AK Parti'nin politikalarıyla ilgili olarak, cemaat tırnak içerisinde söylüyorum, cemaatin bir yaklaşımları itibariyle bir sorunu olduğu kanaatinde değilim. Ama bir başka şey daha bence burada Murat Bey önemli. Sanki cemaat dediğimizde AK Parti diye bir parti ve yapılanma, bir taban var. Bir de cemaat diye onun dışında bir yapılanma, bir taban var. Şimdi cemaat dediğimizde kastettiğimiz işte bazı arkadaşlarımız, yazarlar, köşe yazarları, belki iş adamları, belki bazı din adamları falan gibi, evet. Ama bunun dışında taban dediğimiz şey aslında cemaat AK Parti'yi destekliyor diyecek gibi AK Parti'den bütünüyle yalıtılmış bir yapı değil. Bunların zaten çok büyük bir kısmı AK Partili. Bizim teşkilatlarımızda görev alan insanlar, AK Parti'ye oy veren insanlar. Böyle bir yapı, bu vesayeti sürdürme üzere tasarlanmış olan bu yapı, Türkiye'deki bu yapı, cemaatle meşruiyetini sağlama, kendisine masum bir zemin bulma anlamında cemaat.